milli oyuncumuzla şu golü bir atabilsek, biraz daha sağ, pardon sol. Gayet merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. eFootball 2022 mobilde antrenman bölümünü inceleyeceğiz. PES 2021'e göre önemli bir değişiklik var arkadaşlar. İstediğimiz takımın oyuncularıyla, istediğimiz milli takımla bile antrenman gerçekleştirebiliyoruz. Antrenman yaparken istediğimiz takımı değiştirme hakkımız var. Antrenmana girelim. Merak ettiğimiz bir futbolcu olabilir. Marketten almadan önce acaba bu oyuncu nasıl oynuyor? Şutu nasıl, pası nasıl? Merak ediyorsak buradan bir deneyebiliriz. Serbest antrenman diyelim. Örneğin hücum egzersizi yapmak istiyoruz. Rakip futbolcular yok. Kendimiz boş alanda egzersizler yapacağız. Sadece rakip kaleci var. Oyuncuları denemek istiyoruz. Ben en son milli takımımızı seçmiştim. Şu an milli takımımız oyuncularına bakalım. Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, solda Kerem Aktürkoğlu, bekimiz kim? Umut Meraş. Diğer tarafa doğru oyunu çevirdik. Cengiz Ünder. Dedik ki takımımı değiştirmek istiyorum. Hemen sağ üstteki duraklata bastığım zaman takımı değiştirebiliyorum. İç saha dediği biziz. Deplasman dediği rakip takım Fransa. İç sahaya tıkladığım zaman benim takımı değiştirebiliyorum. Kulüp takımı ya da milli takım seçebilirim. Kulüp takımı seçeceksem bizim ligimizin takımları bile var. Sporto'da Süper Lig dedik. Ligimizdeki tabii ligden düşen takımlar da yer almakta. Bunlar daha güncellenmedi. Şu an ligimizdeki takımlar burada yer almakta. Milli takım seçmek istersek de iç sahada Avrupa dedik. Örneğin Avrupa'daki milli takımları şu aşağıda milli yazıyor. Buraya tıkladığımızda milli takım seçebiliyoruz. Burada da tüm milli takımlar yer almakta. Deplasmanı değiştirmek istersek, yok Fransa ile oynamak istemiyorum, Manchester City ile oynamak istiyorum dedim. Gelirim buradan seçerim. Bu şekilde takımlarınızı değiştirebiliriz. Tuttuğumuz takımın oyuncularını merak ettik. Buradan test edebiliriz. Veyahut da merak ettiğimiz futbolcular vardır. Nasıl oynuyor diye. Marketten GP harcamadan önce buradan da kontrol edebiliriz. Mesela yüksek seviyeli futbolcular seçelim. Hangi takıma gidelim? Paris Saint-Germain olsun. Bir Fransa Ligi yapalım biz. Paris Saint-Germain'de önemli futbolcular var. Neymar'ı, Messi'yi belki kadromuza katmayı düşünüyoruz. Ama dedik ki buradan bir kontrol edelim. Egzersiz listesi. Egzersiz maçı yaparsak seçtiğimiz takımlar egzersiz maçı yapacak. Biz rakip takımı Manchester City olarak seçmiştik. Egzersiz maçında şöyle bir durum var. Kolay modda oynuyoruz. Güçlü bir rakibe karşı oynamıyoruz. Mesela rakip şu an basmıyor. Ayağımızda bekliyoruz. Kendimizi test edebiliriz. Oyuncuyu test edebiliriz. Bir şeyler deneme yapmak istiyoruzdur. Örneğin çalım filan. Şut. Onların denemesini gerçekleştirebiliriz. Topu alabilirsek Di María ile bir çalım deneyelim. Sonra üstüne bir şut. Köşeye gol. Farklı şeyler de burada deneme yapabiliyoruz. Duraklat diyelim. Egzersiz listesinden. Hücum egzersizi zaten boş alanda yaptığımız egzersiz. Serbest vuruş, frikikler, köşe vuruşları, penaltı atışı ya kullanan ya da kaleci olarak egzersizler yapabiliyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Pas nasıl atılır? Dudak uçuklatan pas nasıl atılmakta? Dudak uçuklatan şutu nasıl çekebilirim? Bununla alakalı da Konami oyun içerisinden görsellerle bizlere bilgi vermekte. Geri diyelim. Burada komut listesi diyor. Ne nasıl yapılıyor? Görsellerle anlatıyorlar. Pasa tıkla, hatta dudak uçuklatan pasa tıklayalım. eFootball 2022'de getirilen bu dudak uçuklatan pas nasıl yapılmakta? Sağ üst tarafta diyor ki dudak uçuklatan ara pası için ara pası düğmesini sola doğru ittirin. Ya da dudak uçuklatan alçaktan pas, yüksekten pas, bunlar nasıl yapılmakta? Burada görsellerle paylaşıyor. Veyahut da şut nasıl çekilmekte? Çeşitlerine baktığımızda aşırtmalı şut, dudak uçuklatan şut. Buradan da görsele bakıp sonrasında uygulama gerçekleştirebiliyoruz. Hatta bunlarla alakalı ilerleyen zamanlarda parmaklarımı gösteren şekilde de yapmak, bir video çalışması yapmak istiyorum. Onu da sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Antrenman bölümünde takım seçebiliyoruz ama kendi takımımızda oynayamıyoruz. Mesela efsanevilerden kurulu bir takımımız var. Onlarla bir frikik çalışması yapalım istedik. Burada onu görmüyoruz. Öyle bir seçim yer almamakta. Egzersiz listesinden de kısa bir çalışma gerçekleştirelim. Mesela buradan ilk olarak serbest vuruş çalışalım. Frikik çalışması yapalım istedik. Serbest vuruşa tıklayalım. Biraz daha ileri doğru alsak. Tam şu çizgiye doğru aldık. Konumu böyle belirledim. Sağ ayaklı birisi için ideal bir yer oldu. Elimizde Neymar var. Messi de var ama dedik ki sağ ayaklı biriyle vuralım. Neymar'ı seçelim tekrardan. Seçemedik. Şimdi seçtik. Neymar'la bir deneme yapalım. Falsoyu da verirse güzel. Köşeye giden top gol oldu. Bir de milli takımımızdan Hakan Çalhanoğlu'yla vuruş deneyelim. Bizim milli takımımızın oyuncusu Hakan iyi vuruşlar yapmakta. Hatta Messi ile deneyelim. Dedik ki açı belki sol ayaklı için kötü ama maksat egzersiz yapıyoruz. Deneme yapmış oluruz. Direğe mi toslar? Yandan avuta gitti. Sağ üstteki duraklata tıklayarak tekrardan takımımızı değiştirebiliyoruz. Burada iç saha, Avrupa, milli, Türkiye diyelim. Bizim milli takımımızı seçelim. Frik'in yeri tekrardan değişecek mi? Ona da bir bakmış oluruz. Yoksa en son belirlediğimiz yer mi kalıyor? Takımı değiştire. Burada bayağı bir bekletiyor. Geçişler ağır geçmekte. Sıfırdan yine frikik yeri belirleyebiliyoruz. Hakan Çalhanoğlu için uzak mesafeler sıkıntı değil. Kaleye 30-35 metre uzaklıktan her rahat goller atabilen bir isim kendisi. Hakan Çalhanoğlu'yla bir ölü yaprak deneyelim. Hafif sola kaydırdık. Olur mu gol? Hakan Çalhanoğlu döndü top ama kaleci. Biraz daha sert vuralım ve havadan vuralım. Yine aynı yerde kalsın. Tekrardan bir ölü yaprak deneyelim. Hakan Çalhanoğlu yine kaleci kurtardı. Top güzel dönüyor ama golü bir türlü atamadık. Üçüncüye deneyelim Hakan Çalhanoğlu'yla. Milli oyuncumuzla bir şu golü bir atabilsek. Biraz daha sağ, pardon sol. Gayet güzel çizdik. Bu sefer olur. Bu sefer olur. Oldu. Hakan Çalhanoğlu. Gaza geldim. Kendi kendime gaza getirdim. Ama sonunda ölü yaprak vuruşuyla gol atmayı başardık Hakan Çalhanoğlu'yla. Bu şekilde de istediğimiz oyuncularla antrenmanlar yapabiliyoruz. Ben ileride parmaklarımı göstererek de bunları çekmeye çalışacağım. Sağ üstten duraklata tıkladığımızda istediğimiz takımlarla istediğimiz egzersizleri gerçekleştirebiliyoruz. Bu takım değiştirme olayı güzel olmuş ama kendi o takımımızla oynayamıyoruz. Efsaneviler çıkardık diyelim. O efsanevilerle bir antrenman yapsak yapamıyoruz. Ben baktım öyle bir takım, kendi takımımızı seçme kısmı göremedim burada arkadaşlar. Milli ya da kulüp takımları seçilebilmekte. Bunlarla alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere yayınlar, iyi seyirler, hoşçakalın.